biz tehdit ve tehlikelerin arttığı bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelledik ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimizin evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü ve saygı bir şekilde dönmelerini sağladık. Halihazırda hepimizin bildiği gibi ülkemiz yurt içinde ve Suriye'de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyeli kardeşimizin insani ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Şayet bu operasyonlar yapılmasaydı, ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. Operasyonlarımız en son terörist etkisi ayetlinceye kadar artan bir şiddetle tempoda komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam etmektedir. Ve edecek. Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Bilinmelidir ki PKK eşittir YPG. YPG'nin PKK'da hiçbir farkı yok. Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik ve dini grupların hedef alındığı gibi asılsız iddialarla sis tabakası ve Sunni gündem oluşturmaya çalışması beyhude bir çabadır. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimizin güvenine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan tüm dini ve etnik grupların güvenine de büyük bir önem vermekteyiz. Masum insanları gözümüzü korumaktayız. Bu yıldır ülkemizin enerjisini tüketen, terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtulmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradaki hainler anladı. Umudumuz, temennimiz bunların hamileri de bunları anlamalı, anlayacak. Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçı yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde ve uluslararası hukuk içerisinde çözülmesinden geldik. Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde Kafkasya bölgesinin istikrarına da büyük önem veriyor. Bu bölgede de barış ve istikrarın sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Can kardeşimiz Azerbaycan, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını Karabağ'a 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AGİT görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada üstün bir gayretle çalışmak suretiyle tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yakışır şekilde vicdanı ve evrensel ilkeler ile insan hakları çerçevesinde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunmaktadır. Değerli arkadaşlar, İbn-i Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Fakat şunu da bilmemiz lazım ki Türkiye'de bu coğrafyanın kaderidir. Dolayısıyla bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak zorundayız.